Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde yine İzlanda'dayız ve hafriyat dorsemiz var. Dorsemizde güzel bir İzlanda yolculuğu yapacağız. Muhtemelen yine zaman zaman rotamızda sıkıştığımız, zorlandığımız anlar olacak. Şöyle dorsemizi göstereyim ben. Renault'un güzel bir kamyonu var ve kum taşıyacağız abicim. Nereden baksan yine 18-20 ton vardır. Sarı dorsemizi de göstereyim şöyle. Evet. Ne zamandır şöyle bir sarı dorse taşımayı planlıyordum. Kısmet bugüneymiş. Bu kamyonu da daha önce kullanmamıştım ETS2'de. Bu bölümde ilk defa kullanacağım. Renault'un yanılmıyorsa Magnum serisi, tam emin değilim ama. Peki nereye gideceğiz? İzlanda'da şöyle daha önce gitmediğimiz bir rota seçtim kendime. Arkadaşlar, İzlanda'yı ben gerçekten çok sevdim. O yüzden İzlanda haritasında genel anlamda şöyle göstereyim. Hani İzlanda'yı İrlanda bölgesinde gösteriyor. Bu bizim Türkiye haritası. Bende yüklü olan Türkiye haritasıyla Promos haritasının bir çakışması söz konusu. Bu yüzden haritada bir kayma var. Şu kısım normalde İrlanda, ancak biz İzlanda'dayız. Buradayız. Hani şurayı İzlanda gibi farz edin. İçini olduğu gibi aldı zaten. Şimdi abicim, daha önce gitmediğim bir rotaya gideceğim. 401 kilometre mesafe var. Biz şu anda buradayız. Garajımdayım. Relutte'de garajımdayım. Buradan çıkacağız abicim. Şöyle sağlı solu sağlı solu sağlı solu yukarı doğru geleceğiz. Şu kısımdan itibaren bayağı bir zorlanacağız. Özellikle şu bölgeleri geçerken Akureyri'ye girmeden yine alttan doğru devam edeceğiz. Şu alanda bir küçük bir dinlenme tesisi demeyeyim de, yani küçük bir böyle aracı park edebileceğiniz bir yer var. Orada videomuzu sonlandırmayı planlıyorum. Evet, yolumuz kısa gibi gözükse de çok sıkıntılı bir rota aslında. Hiç vakit kaybetmeden yolumuza devam edelim abiciğim. Aracımın içini göstereyim size. Şöyle güzel bir tavanı var. Pek geniş, ferah bir araç sayılmaz. İşte arkada bir koltuk var. Koltuğun üstüne yatak koymuşlar. Yatak birazcık dar. Bu adam buraya nasıl sığacak? Burada nasıl yatacak? Aşağı düşer mi? Düşmez mi? Sıkıntı. Evet, gidelim gari. Son hazırlığımızı yapalım. Motor çalışıyor mu la? Çalıştı. Çalışıyor galiba. Ha. Hadi çıkalım. Yani konuşmamın başında da söylediğim gibi İzlanda'ya çok sık gelmek istiyorum. İzlanda haritasını didik didik edip gezmedim, görmedim bir rota bırakmak istemiyorum. Tepeler karlı. Yolun kıyısı da kar. Buz gibi bir memleket. Yani Kuzey Kutbu'na en yakın ülkelerden bir tanesi İzlanda. Gerçekten çok çetin kışı olan, soğuğu olan bir ülke. Öyle böyle değil. Zaten siz de görüyorsunuz. Kamyon da iyi gidiyor be. Canavar. Sesi de güzelmiş. Açalım şu camı. Biraz üşüyeceğiz ama. Temiz hava gelsin. Bu kullandığım Dorse'yi ben birkaç gün önce video çekmiştim. Çoklu Dorse modu diye. O videodaki açıklama kısmında bu dorselerin linkini, daha doğrusu bu paket halinde arkadaşlar, paket halinde bir dosya var videonun açıklama kısmında. Sağ dön. Bu dosyayı indirdiğiniz zaman bütün bu hafriyat dosyası olsun ya da çok çeşitli dorseler de var. Bütün o dorseleri tek pakette indirmiş oluyorsunuz. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Fakat bu dorselerde şöyle bir sorun var. Farkında mısınız? Tık 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 tık, sanki bir şey çarpıyormuş gibi böyle taktuk taktuk bir ses geliyor. Bu modun bütün dorselerinde var bu sıkıntı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Çatıdan gidelim bakucuk.
Düz ilerleyin. Yani bu kadar soğuk havaya rağmen İzlanda'da bile olsak maalesef yağmur yağıyor. Normalde bu aşırı soğuk havada yağmur yerine kar yağması lazım ki görüyorsunuz her taraf kar, dağ tepe bembeyaz olmuş. Ancak yağış olduğu zaman maalesef yağmur yağıyor. Yani şu ETS2'de şu kar olayına neden bu kadar mesafeliler anlamış değilim. Yani yağmuru yapıyorsan karı da yap kardeşim. Yani bugün bakıyorsun bir basit mobil oyunlarda bile kar yağışı var. Değil mi? Birçok mobil oyunda. Ama koskoca ETS2'de bir kar yağışı yok abi ya. Yok yani. İlginç. İnşallah. Ama yakın zaman içerisinde sanırım bu sorunu çözeceklermiş. Öyle bir düşünceleri varmış. Kapatalım camı. Üşüdüm. Ne arıyoruz biz bakayım. Evet, garajımızdan yeni çıktık sayılır. Buradayız şu anda. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şu benzin istasyonundan sonra bayağı bizi terletecek. Yani bu soğuk havada terletecek abi. Sıkıntılı yollar ileride. Ana iyi. Çarpıcağıduk. Çarpıcağıdukla. Gaz ayarı güzel be. Gaz sesi hoşuma gitti. Vallahi canavar gibi gidiyor be abi. Aa, rampa geliyor. Ulan navigasyon bir şey demedi ama. Aa, bagajı buzlandı yol. Eyvah. Bak yol buzlu ya. Çekişi bile hemen değişti. Hem yol buzlandı hem de rampa çıkıyoruz. Dedim ya. Sıkıntılı yollar bizi bekliyor. İzlanda dehşet abi ya. Vallahi dehşet. İzlanda'da şoförlük yapmak Almanya'da şoförlük yapmaya benzemez. Ha. Hadi bekliyorum buyurun. Öyle Berlin Hamburg arası gidip gelmeye benzemez bu işler. Hadi gelin burada kapışalım da görelim. Şu rotaları bitirebiliyor musunuz bakalım? Işınlama yapmadan. Kayduk lan. Heh, şimdi yol düzeldi. Ulan navigasyon bir şey demedi ama. Ha doğru gidiyoruz değil mi? Tamam. Retarder çalışıyor mu lan? Bir deneyeyim bakalım. Retarderi kapatayım şimdi sırası değil. Rampa çıkıyoruz. Baksana şu yola ya. Allah'tan fazla trafik yok da. Ana. Araç kaydı la. Vallahi araç kaydı. Eyvah eyvah. Geç değil geç. Geçemeyecek korkma geç. Heh, önüm açık geç.
Aracın kendi navigasyonu yokmuş. Selam verelim meslektaşıma. Kar fırtınası var ileride bakın. Daha sıkıntılı yollar bizi bekliyor. Ne diyor bu? Yabancı bir şey yazıyor da anlamadım. Geliye baba be, geliye be. Man mı? Güzel bir köye geldik. Bu İzlanda'da gece de olmuyor ha. Şöyle aracın sağını solunu bir kontrol edeyim. Çatlak patlak bu mu? Ha, benzin istasyonuna gelmişiz. Ama mazota ihtiyacımız yok. Dinlenmeye de ihtiyacımız yok. Sağa dönmeye hazırlanın. Akşam saat 5. Sağa dönün. Ula yavaş gelin la. Ana. Abla üşüyorsun abla. Buna alışık tabi. Soğuk havada gezmeye. Yol çalışması mı var? Kırmızı ışık ihlali, eyvah. Tüh. Tabii ya, kırmızı ışığı dikkate almadık. Adamına kafa kafaya geldik. Suç bizim dayı. Suç bizim. Kusura bakma. Geri mi döneceğiz? Sen bize yol vermez. Mecbur. Bir şey yapacağız. Biz buradan geri çıkamayız. En iyisi ışınlama yapalım. Çünkü içeri çok daldık. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Evet, yol kötüleşmeye başladı. Dikkatli ol. Kardiyol yol başlıyor. Evet. Uğraş dur şimdi. İleride bir tünel mi var? Şuna bak. Yol çalışması da fayda etmiyor. Asfalt yolu açamamışlar. Ay, kaydı.
Tünel de güzelmiş. Orta çağ tünelleri gibi. Ama kısa. Bu neymiş la? Araba gitmeye ya dayı. Eş. Şeye çarptık lan. Şu sarı şeylere çarptık. Bu oldu mu olası zaten ben dışarıdan kullanamıyorum ya. Mouse'u oynadığım için galiba. Tabi direksiyon setiyle oynasam daha farklı olabilir. Daha rahat kullanabiliriz ama. Baksana şu yola. Bu yolda adam kalpten gider be. Canın çıkıyor 2 dakikada. Şuna bak. İleride çakılmayız inşallah. Hadi single oynarken problem değil. Ama MP oynarken sıkıntı. MP'de ışınlama da yapamıyorsun. Yolda çakılı kalırsan kaldın orada. Şu F1'a da basayım da hızlı seve. Sıkıntı çıkarsa geri döneriz. İsimleri de bir tuhaf. Evet, sıkıntılı yolu atlattık galiba ya. Ama çok keyifli, güzel yol ya. Yani promostu yüklü olan arkadaşlar mutlaka beklerim sizi. Daha doğrusu bu rotayı kullanmanızı, sürmenizi, İzlanda'yı doya doya gezmenizi tavsiye ederim abi. Retarder'ı açtım da hiç sesi çıkmaya ya. Bu nasıl retarder ya? Bak açık retarder. Çok cıkkadacık bir ses çıkıyor. Neyse kapatalım retarderi. Pek rampa aşağı inmiyoruz. Kırmızı güzel bir ev. Denizin kıyısına ev yapmışlar ya. İyi güzel gidiyoruz. Çok sıkıntı yaşamadık ya. İleride bir şehir var ama. Nereye geldik biz la? Nereyiz biz? Oo, sıkıntılı bölgeleri geçmişiz. Şu karlı olan bölgeleri geçmişiz. Tamam. Aku Yeri. Ulan isimleri de bir tuhaf okuyamıyorum. Biz şu anda buradayız. İşte şurada küçük bir park edecek bir alan var. Burada videomuzu sonlandıracağız. Kamyon da yağ gibi gidiyor be. Vallahi. Güzel gidiyor ha. Seri kamyon.
Sola dönmeye hazırlanın. Ara ara ekran hafif de olsa bir donma yapıyor. Bunu neden yapıyor çözebilmiş değilim. Daha önce bunu yapmıyordu. Varış noktamıza 35 kilometre kalmış. Oh, 100'e çıkmışız be. Aha 105 oldu. 110 oldu. Basıyoruz da basıyoruz. 115 oldu. Aha da 120. E yeter gari. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Otel mi? Sağa dönmeye hazırlanın. Güzel bir otel var. Dön 300 ablacığım, niye bağırıyorsun? Son durağa geldiniz. Şimdi biz son durağa geldik, değil mi? Tamam. Şu haritaya bir daha bakalım lan. Biz şimdi son durağa gelmişiz. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şu alana kadar gidelim. Şu alanda videomuzu tamam edelim. Şu kısım yine bayağı bir sıkıntılı, karlı bir bölge. Burayı geçelim. 38 kilometre daha ilave edelim rotamıza. Şu kısımda bitirelim. Çünkü tahminimden çabuk geldik, iyi geldik yolda. Bayağı güzel basa basa geldik yani. Çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Dön 300 ablacığım, dön 300. Sen sinirlenme. Sola dön. Bak. Bir enerji daha. Bu neci? Volvo mu? Göremedim. Sol mu dedi la? Ne güzel bir ülkeymiş ya bu İzlanda. Yani hani soğuk olmasını bir tarafa bırakıyorum. Aşırı soğuk olmasını. Ama gerçekten doğa harikası bir ülke. Güzel yani. Denizleri, gölleri bir yanda. Karlı tepeleri bir yanda. Sıkıntılı yolları bir yandan. Dikkatli ol. Kar yol başla ya. Biz Ayancıklıyız abi. Sıkıntı yok. Biz Türk'üz. Biz alışıyoruz. Sen merak etme. Bak yine donma yaptı. Neden yapıyor bunu? Daha önce yapmamış, yapmıyordu böyle bir şey ama. İlginç. Sıkıntı ne anlamadım. Far kuralı ihlali, ha aşım oluyor. Açarız dayı. Tamam kızma, sinirlenme. Açarız abi. Biz de insanız abi. Nereye geldik biz daha? Burası neresiymiş? Dayı.
İyi bir sefer oldu. Ha, son durağa geldik değil mi? Tamam. Tamam, gayet güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Şöyle güzelce bir yere yanaşalım. Ha, bak gençler oturuyor ya, bak. Selamun aleyküm. Biz geldik Türkiye'den. Şöyle müsait bir yere çekelim. Biraz yamuk oldu ama şu olmazsa ileride daha müsait bir yer var. Oraya çekelim be. Baksana. Fabrika mı burası la? Ha, şuraya çekelim ya. Tamam. Misafiriz abi. O kadar olur. Evet. Gayet güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Ben de konuşmamın başında da söylediğim gibi çok daha sık İzlanda'ya gelmek istiyorum. İzlanda'da keşfetmediğim, orasını burasını didik didik gezmediğim bir rota bırakmamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.